TGRT Euro, Sektörün Yıldızları programı olarak siz değerli izleyicilerimizi alanında öncü ve lider firmalarla buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi de Kayseri'de eğitim alanında faaliyet gösteren Artı Matematik Özel Eğitim Kursu'nun misafiriyiz. Ve karşımızda da kurumun kurucusu Sayın Ebabekir Karakaş yer almakta. Merhaba Ebabekir Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz öncelikle. İsmim Ebabekir Karakaş. Artı Matematik Özel Öğretim Kursu'nun kurucusuyum. Aynı zamanda matematik öğretmeniyim. Sektörde yaklaşık 25 yıla yakın hizmet vermekteyiz. İsmimizin uzun olduğundan dolayı öğrencilerimiz ve velilerimiz genellikle bize Eba Hoca olarak isimlendiriyorlar ve biz bu şekilde ünlendik. Bu şekilde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kuruluş hikayesinden ve geçmişten günümüze olan gelişiminden bahseder misiniz? İlk başta test merkezi olarak başladım üniversite öğrencilik yıllarımda. Akabinde etüt merkezi, dershane, özel okul, kolej ve şu anda da an itibariyle bulunduğumuz yerdeyiz. Yani Artı Matematik Özel Öğretim Kursu halinde çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve halihazırda şu anda Kayseri'de ikinci bir şubemizle Artı Psikoloji Danışmanlık Merkezi olarak hizmetlerimize, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda da Artı Matematik Özel Öğretim Kursu ve Artı Psikoloji Danışmanlık Merkezi olmak üzere iki ayrı şubeyle 20 yılı aşkın bir süredir çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eğitim faaliyetleriniz ve öğretim kadronuz hakkında bilgi verir misiniz? Bizim için her öğrenci ayrı bir dünya, ayrı bir özelliğe sahiptir. Bizim için her öğrenci ayrıdır. Her öğrencinin de ayrı bir öğrenme modeli vardır. Uygun koşullar, şartlar gerçekleştirdiği zaman öğrenemeyen öğrenci yoktur. Ve bizim en önemli düsturlarımızdan biri de size inanamayan size hiçbir şey öğretemez düsturuyla çalışırız. Dolayısıyla bizim burada aldığımız her bir öğrenciyi önce mutlaka bir tanıma sınavına koyarız. Yani onun ne durumda olduğunu, ne seviyede olduğunu anlayabilmek için hazır bulmuşluk testine tabi tutarız. Tıpkı biz bunu hastanelerde çekilen röntgene benzetiriz. Nasıl ki bir hasta hastaneye gelir, önce röntgeni çekilir. Biz de burada mutlaka öğrencimizi tanıyabilmek adına, ona nasıl yardımcı olabileceğimizi anlamak adına mutlaka önce onu bir röntgenini çekeriz, onu bir tanımırız. Sonrasında ona uygun bir tedavi yöntemi geliştiririz. Akabinde ona uygun özel ders, kamp ya da grupla çalışmalarımıza devam ederiz. Artı matematikte 5 tane alanında uzman matematik öğretmeni, 3 tane rehber öğretmen, kurum psikoloğu bulunmaktadır, hazır bulunmaktadır. Hepsi alanında uzman, deneyimli arkadaşlardır. Yaptığımız bu çalışmalar neticesinde LGS Türkiye birincilerimiz, AYT TYT'de yaptığımız ciddi Türkiye dereceleri ve başarıları vardır. Ve bununla beraber şehrimizde şu anda görev yapan ve matematik anlamında sıfırdan başlayıp şu anda belli bir yerlere gelmiş doktor, mühendis, çok sayıda farklı çalışma alanında bulunan meslektaşlarımız veya öğrencilerimiz vardır diyebiliriz. Hangi yaş gruplarına eğitim vermektesiniz? Bütün yaş gruplarına, bütün yaş seviyelerine yönelik mutlaka bir programımız var. Matematik öğrenememe, matematik korkusu, yani bununla ilgili herhangi bir yaş problemimiz yok. Kullanmış olduğunuz farklı eğitim metodları var mıdır? Özellikle başta da belirttiğimiz gibi matematik korkusu üzerine yaptığımız ciddi çalışmalarımız var. Bahsettiğimiz röntgeni çektikten sonra öğrencinin eğer hazır bulmuşluğunda ciddi eksiklikler varsa biz bu öğrenciyle alakalı 7 günde matematik dediğimiz bir sistemimiz var. Bu sistemle öğrenciyi sıfırdan alıyoruz, matematikte belli bir yere getirmeyi hedefliyoruz. Bu yöntemle şehrimizde matematik hiç korkusu olan, matematik bilmeyen, matematik öğrenmede ciddi sorunlar yaşayan birçok öğrencimizi alıp sıfırdan alıp belli bir yere getirdiğimiz, üniversite sınavını kazanmış yüzlerce örneğimiz de vardır. Ebabekir Bey, neden Artı Matematik? İşin doğrusu bölgede ve şehrimizde matematik üzerine yıllarca çalışma yapmış ikinci bir kurum yok zaten. Bizim artılarımızın en başında, biraz önce de bahsettiğimiz gibi önce hazır bulmuşluk testi yaparak öğrencilerimizin ne durumda olduğunu tespit ediyoruz. Akabinde kişiye özgü bir şekilde, yani onun ihtiyacına özgü bir program yapıyoruz. Buna göre çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ve burada bütün personelimizi biz özenle seçiyoruz. Hem alanlarında uzman öğretmenler hem de güler yüzümüzde, muhabbetimizde öğrencilerimize bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Sevdirerek, yaparak, yaşayarak öğretmeye çalışıyoruz matematik. Artı matematik olarak geleceğe yönelik hedef ve projeleriniz varsa nelerdir? Biz şu anda da aslında şehrimizde ve bölgemizde matematik üzerine ciddi çalışmalar yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Bundan sonraki süreçte ise inşallah vaktimiz ve zamanımız yeterse bölgemizde bir matematik köyü projemiz var. İnşallah öğrencilerin sınavlara yönelik olma dışında da gelip matematiği severek, yaparak, yaşayarak
doğa içerisinde öğrenmelerini istediğimiz bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Aslında bununla ilgili alan seçimimiz de hazır, mevcutta yerimiz de hazır. Ama gerekli altyapı çalışmalarımızı yaptıktan sonra birkaç yıl içerisinde inşallah bunu hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Biz şuna inanıyoruz, hiçbir çocuk aslında matematikten nefret etmez. Nefret ettikleri şey karışıklık duygusu, anlamama, korkmak ve utanmaktır. İşte biz tam burada istediğimiz şey bu korkuyu yenebilmek. Anlamak tutkuyla gelişir, tutkuyla büyür ve bir hazinenin kilidini açar. Biz de bu amaç doğrultusunda şehrimizde ve bölgemizde matematik problemi olan, matematik sıkıntısı olan bütün öğrencileri bu sorunlarını aşmak, bu sorunlarını bertaraf etmek için buradayız ve çalışmalarımızı aynı hızla devam etmek istiyoruz.